Anlamadınız mı siz? Ölmek mi istiyorsunuz? Hayır! Birden fena oldum. Başım döndü de. Başınız mı döndü? Gelin şöyle. Nasılsınız şimdi? Daha iyi. Teşekkür ederim. Nereye gidiyordunuz? Hiç. Birini mi bekliyordunuz? Belki. Anlamadım. Evli misiniz? Hayır. O zaman sözlü. Gene bilemedim. Hayret doğrusu. Sizin gibi güzel biri nasıl yalnız olabilir? Üzüldünüz mü? Çok. İsterseniz beni yalnızlıktan kurtarabilirsiniz. Tabii vaktiniz varsa. Ha, anladım. Yani siz... Evet. İsterseniz beraber olabiliriz. Tabii, tabii isterim hayatım. Nereye gidiyoruz? Sevda Sokak, Sevda Apartmanı'na, Tarabya. Beğendin burası. Burasını mı yoksa gülü mü? Burada kalmak isterdim. Bastır parayı, tapusunu vereyim sana aslanım. Parayla olacak her işe evet derim. Para soruyorsunuz ha! Gül gibi kızlarımla gül gibi eğlendiniz! Milyonlar harcadınız, böyle eğlenebilir miydiniz ha? Bana bak! Sonra üstüme fazla gelirseniz, senin karına, senin de babana gönderirim kızları! Onlar da gidip bizi ihale etti derler! Tamam mı? Ha! Aman, sakın öyle bir şey yapma! Para istemem! Gidiyorum! Güle güle! Yine bekleriz! Bunlar çaylak zampara be! Oo! Oh, günaydın aslanım! Bakıyorum rehavetten zor uyandın! İşini iyi biliyorsun koca karı! Al bakalım bugünkü günahımızı! Yaman adamsın be! Senin gibi müşteriye can kurban! Hadi kızım, içki verin Şükrü Bey'e! Nerede Gül? Şimdi gelir! Yoksa dostu postu mu var ha? Ne diyorsun sen aslanım? Gül, gül gibidir! Onu sadece parayı veren koklar! Neyin bir işi vardı da şimdi gelir! Merhaba! Merhaba gülüm! Oh, merhaba! Seni bekledim! Seninle şöyle bir çıkalım! Sana hediye almak istiyorum. Ama ben... Yoo, itiraz istemem. Tapunu ben aldım. Herif fabrikatör be! Al bu senin, bir tomar para daha verdi! Kırma onu yavrum, göreyim seni! Hadi! Gideceksin Gül. Başka çarem yok. Bıktım artık bu işlerden. Başka çaremiz var mı? Nereye çekseler oraya gideceğim. Haklısın, başka çaremiz yok. Hadi al! Beni arayan olursa iki gün yokum. Ben gidiyorum. Çok geç kalmam gelir. Yarın gitsen... Nereye, ben de git. Yok, olmaz. Ben yalnız gitmeliyim. Boş ver sana onu aslanım, ben seni eğlendiririm. Hadi kızlar, eğlendirelim Şükrü Bey'imize. Ay, muhabbetiniz bol olsun yavrularım. Ben telefon etmeye gidiyorum. Sen merak et, sık sık geleceğim. Gül,
gelmeyecek mi? O uyuyordur daha. Ben hazırım. Ama bende para yok. Bende para çok! Ne isterseniz alacağım size. Hadi gidelim yavrularım, gidelim de erkenden dönelim. Yürüyün! Bana numara yaptığını biliyorum. Boyuna ortadan kayboluyor. Koca karıdan paralar alıp kime götürüyorsun söyle! Sen kim oluyorsun be? Sana hesap mı vereceğim? Tomarla para verdim. Evimi, karımı senin yüzünden ihmal ettim. Hiçbir kadın benimle oynayamaz. Birazdan gideceğim. Anlıyor musun, gideceğim. Bana ne gideceksen, gidersen git. Bana ne ha? Sen de benimle geleceksin. Gelmezsen öldürürüm seni. Seni kimseye bırakmam, anlıyor musun? Öldürürüm seni. Yazıyor, yazıyor, cinayeti yazıyor. Havadisler! Versene bir gazete. Buyur abi. Güle güle abi. Yazıyor, yazıyor, cinayet yazıyor. Buyur abicim. Ver bir gazete. Buyur abi. Yazıyor, yazıyor, cinayeti yazıyor. Havadisler yazıyor, cinayeti yazıyor. Ne yapayım? İyi, seni bekliyor. Beni tanıştırmayacak mısın? Tabii, gül! Memnun oldum. Ben de. Tabii gelirim, hemen gelirim. Çok özür dilerim, mühim bir iş için gitmem lazım. Abla bana biraz para ver. Gecikirsem telefon ederim abla. Sonra gitsen... Zararı yok, beklerim. İşiniz çok acele ise kapıda arabam var. Şoföre söyleyin, sizi istediğiniz yere götürsün. Teşekkür ederim. Ah, çok özür dilerim sizden beyefendici. Başka hanım var mı burada? Ay, hayır, hepimiz bu kadarız. Bakar mısınız? Bu Ali Bey'in otomobili mi? Evet hanım. Gül, kendine gel! Nereye götürüyorsun beni? Nereye istersen. Ali Bey'in ismini ver. Ben onun emrindeyim. O zaman beni Beşiktaş'a götür. Randevu evinde gördüğüne şaşırmadın mı? Seninle böyle karşılaşmak istemezdim. Ama madem yıllar sonra karşılaştık, konuşmalıyız. Ne konuşacaksın benimle? Yıllardır aklına gelmedim de, şimdi mi hatırladın beni?
Böyle düşünmeni istemem. Önce seni, sonra annemi kaybettim. Öldü mü anne? Öldü. Ben burada inice. Dur burada. Yarın buluşalım, gelip seni alırım. Hayır, artık seni görmek istemiyorum, dur! O zaman inemez. Hayır, dur dedim sana! Dur, dur şunu! İnmek istiyorum, dur, dur! Hayır, yapma Gül! Kasan çıkacak! Dur, inmek istiyorum! Dur, dur şunu! Seni hiç bu kadar üzgün görmemiştim. Anlatsana, ne oldu? Hiç, yok bir şey. Ne olur beni yalnız bırak. Yalnız kalmak istiyorum. Anne! Baban ağlattı yavrum. Yıllar sonra onunla karşılaştık. Seni tanımıyor bile. Babamla mı karşılaştın? Doğru söyle, onu gördün mü anne? Gördüm kızım. Bizi bu hallere düşüren babanı gördüm. Neden? Neden babam bizi terk etti? Neden beni görmeye gelmiyor? Bu çok uzun bir hikaye yavrum. Babanla bir tesadüf sonunda tanışmıştık. Aradan 4 ay geçmişti. Kenan'ın annesinin beni istememesine rağmen Kenan benden ayrılmıyordu. Günler geçtikçe kendimde bazı değişiklikler hissediyordum. Hamileydim herhalde. Kenan'a söylemeye korkuyordum. Önce bir doktora gidecektim. Hamilesin derse o zaman Kenan'a müjdeyi verecektim. Annesi istemese bile, belki Kenan evlenir. Onunla evlenemezsin. Neden? Oğlum kim, neyin nesi bu kız? Büyüledi seni! Gerçekleri gör biraz! Ne varmış gerçeklerde? Gerçek şu, onunla evleneceğim. Senin rızanı almam bana kafi. Bu işe hiçbir zaman rıza göstermem. Onun ne mal olduğunu yakında sen de anlayacaksın. Doktor 4 aylık hamile olduğumu söylemişti. Kenan'a söylemek için sabırsızdım. Benimle evlenmek istediğine göre bu tatlı haber bizi birbirimize daha da yakınlaştıracaktı. Her şeye rağmen mutluydum. Çocuğum olursa belki Kenan'ın annesi de beni kabul ederdi. Sen! Benim ya! Bırak beni! Bırakmak mı? Seni bıraktım, parasız kaldım, aç kaldım. Bir daha bırakmam seni. Çek elini be! Yoksa Kenan denilen o züğürtle mi sevişiyorsun? İkinizi de öldür. Önce seni, sonra onu. Bırakmazsan bağırır, herkesi toplarım buraya. Seni seviyorum Gül.
Sana yaptıklarım için beni affet. Paran yok mu? Hem de hiç. İki gündür açım. Al şunu. Doktor paramdan kala. Al da doyur karnını. Hamileyim Oktay. Belki Kenan'la evleneceğim. Ne olur bir daha gelme. İnşallah mutlu olursun. Sağ ol. Kim bu? Nereden buldun bunu? Böyle konuşma anne. Ben gitsem sizi rahatsız etmesin. Olur mu öyle şey? Bu halde bırakamam seni. Geç şunu. Geç. Anlaşmazdınız. Çok içiyordum. Zenginim dedi. İşsizim biriymiş. İş aradım, buldum, çalıştım. Kazandığım paraya az dedi. Kazandığım para içkisine yetmiyordu. Yanlıştı yaptı. Babamın evine de dönemezdim. Bitip tükeniyordum. Oktay çok para istiyordu. Beni başka erkeklere satmaya kalktı. Ne gururum kalmıştı, ne namusum. Ondan kaçmaktan başka çarem yoktu. İşte istedin anlattım. Ne gidecek bir kimsem, ne de bu koca şehirde sığınacak bir yerim var. Burada istediğin kadar kalabilirsin. Her şey geçecek. Madem burada kalacak, üstünü değiştirsin. Şunu giyersin. Burada da yatarsın. Teşekkür ederim. İyi geceler. Sağ ol. Bak beni dinle. Misafire kapım açık. Ama oğluma anlattıklarını dinledim. Biz fakir insanlarız. Servetimiz namustur. Sabah olunca gideceksin bu evden. Sen annemin sözlerinden alın. Kendine göre o da haklı. Birkaç gün daha geçsin. Alışsın sen. Benim seni ve anneni rahatsız etmeye hakkım yok. Sonra benim mazim karanlık Kenan. Senin temiz yuvanı, annenin cennetini de karartmak istemem. Nasıl böyle konuşuyorsun? Ben istiyorum kafanı. Sana bu evden git demiştim. Kenan bırakmadı. Onu pençene alırım diye düşünüyorsan aldanıyorsun. Bu evde benim dediğim olur. Evet.
akşam bir iki kadeh içelim. Ne lüzum var içkiye? Aa, ne lüzumu var mı anne? İçki efkardadır. Senin dağılacak ne efkarın var ki, ona ver. Asıl efkarlı olan o. Ben yatıyorum. İyi geceler. Bir türlü sevdiremedim kendimi. Annem yaşlı gül. Hem de eski kafalı. Beni istemiyor anne. Ben istiyorum ya. Önemli olan benim istemem. Sen annemi boş ver. 3 günlük ömrü kaldı şurada. Annemi sen de ben de idare edeceğiz. İçelim. İçelim ki. Anne. Ben çocuk muyum oğlum? Adam kolundan tuttu, öpecek gibi üstüne kapandı. Yanlış görmüşsündür sen. İki gözüme yemin ederim. Hem de kapımızın önünde. Ben sana ne demiştim? Bekle, onun ne mal olduğunu sana ispat ederim dememiş miydim? Nerede o? Mutfakta. Gelir şimdi. Kov gitsin oğlum. Bize yakışmaz. Dile düşeriz. Herkes Kenan kırık testi aldı der. Salata yaptım, al. Kimdi o yolunu kesen herif? Onu anlatacaktım sana. Ben anlattım. Herifle nasıl fingir dediğini de söyledim. Ben mi? İnanıyor musun ona? Aa! Ne yani? Yalanı söylüyorum ben. Tabii yalan söylüyorsun. Senin gibi kaldırım yosmaları doğru nedir bilmez. Siz sadece altına yattığınız heriflerin ücretini doğru söylersiniz. Utanmaz yalancı. Yaşından başından utan. Annenle böyle konuşamazsın. Annem yalan söylemez. Ben mi yalan söylüyorum? Doktora gittiği de yalan. Yok, hamileymiş. Karnında kimin piçi var? Benim yavrum piç değil. Sen ihtiyar bir cadısın. Siz! Anneme geri satamazsın! Allah aşkına korkma! Defol dedim sana! Kenan! Defol kaltar! Defol! Oldu gitti. O alışmış sokaklara, kaldırımlara. Huylu huyundan vazgeçmez. Düşene bir tekme de sen vuracaksın. Tekmeyi vurdum, o da gitti işte. Ama yaptığım yanlış. Annemsin, sana karşı duramam. Belki onunla temiz bir yuva kurabilirdim. Temiz bir yuva kurulmaz onunla. O pis pislik içinde yaşamış, yaşayacak da! Sen benim oğlumsun! Bir orospuya esir etmem seni! Ona böyle konuşamazsın anne! Belki de o günahsız!
kötülere rastlamış hayat boyu. Onu gidip bulacağım. Oğlum, hayır, gitme! Seni artık dinlemem anne. Bir daha yoluma çıkarsan, sana anne demem. Büyük bir tehlike atlar. Üstelik 4 aylık hamilesin. Bundan sonra çok dikkatli olmalısın. Böyle bir hadise tekrar olursa çocuğunu kaybedebilirsin. Ne geldin yine? Ne yüzsüz kadınsın sen? Oğlum kovdu, vurdu, def etti seni başından. Daha da gelip onu arıyorsun. Ne yüzle? Haklısınız. Konuştuklarınızın hepsi doğru. Benim sizin hayatınıza girmeye zaten hakkım yok. Ama kaderin tokadı, Kenan'ın vurduğu tokatlardan daha acı. Buraya onu son bir defa görmeye, karnımda onun çocuğunu taşıdığımı söylemeye geldim. Kenan'ın çocuğu mu? Piçini satacak yer mi arıyorsun? Kenan'ın çocuğuymuş. Karnındaki piçinin babasının kim olduğunu sen biliyor musun? Beni kandıramazsın! Böyle konuşmayın. Allah adına yemin ederim ki... Boş konuşuyorsun. Kenan aldı başını Anadolu'ya gitti. Sana burada kal diyemem, çünkü senden iğreniyorum. İğren sen de beni dinlemelisin. Karnımdaki yavru oğlumdan. Sen de annesin. Sen de karnında bir yavru taşıdın. Beni anlamalısın. Ne olur kovma beni. Ben namuslu bir anneydim. Kenan'ın babası belliydi. Senin gibi kahpe değildim. Defol. Defol! Defol! Çaresizdim. Tek çarem yaşayan ölü olan ben, senin yaşaman için her şeye göğüs gerecektim. Babanın senin yaşadığından bile haberi yok yavrum. Belki baban bizim bu durumumuzu bilse, bizi hiç bırakmazdı. Babamı görecek miyim anne? Üzülme Gül. Hiçbir anne evladının iyisi için senin kadar fedakarlık yapmaz. Yıllardır kızının ameliyatı için çalıştın, çabaladın, para kazandın, biriktirdin. Evladımın yürümesi için canımı bile veririm ben. Kızımı hazırla, onu da götüreceğim. Yıllardır gizli kalan hakikati babasının yüzüne haykıracağım. Hüviyetinizi görmesem inanmazdım. İlk gelişinizde sizi müşteri zannettim ben. Şimdi durumu anladınız. Bu evde bir cinayet işlenmiş. Katil içinizden biri. Katil mi? Ama nasıl oluyor? Bu eve birkaç gün önce gelen Şükrü Alper isimli bir fabrikatör öldürüldü. Bazı ipuçları bizi buraya kadar getirdi. Fabrikatör ölmeden önce karısıyla telefonla konuşmuş. Ve bu evde olduğunu söylemiş. Cinayeti kim işlediyse itiraf etmenizi bekliyoruz. Cevabınızı bekliyoruz. Bu evde Gül isimli biri daha olacaktı. Buradayım. Beni mi istediniz? Görevim icabı herkesle konuşmak ve ifadelerini almak mecburiyeti. Ta ki katil suçunu itiraf edene kadar. Suçlu suçunu itiraf etmezse hepinizi emniyete götüreceğim. Yıllar seni ve beni çok değiştirdi. Ben mesleğim polisliğe döndüm, sense... Bense daha da düştüm Kenan. Cevap vermiyorsunuz. O halde gidelim. Hayır, onları götürmeyin. Katil benim.
Fabrikatörü ben öldürdüm. Sen katil olamazsın. Sen. Demek sen işledin cinayeti. Mecburdum onu öldürmeye. Yoksa o beni öldürecek. Yıllarca beni uçuruma sürükleyen talihsizliğim sonunda bana cinayet de işledi. Gül, nasıl yaptın bunu? Neden bu şirkete bulaştın? Onu kendine sor Kenan. Beni sokağa atıp karnımdaki çocuğumuzla tek başıma bıraktığında düşünseydin. Bu çirkefe kızımız için bana vurduğun darbelerden sonra sakat doğan yavrumuz için, onu yürütebilmek için, onu yaşatabilmek için bu çirkefe düştüm ben Kenan. Al eserini işte. Sakat yavrumuzu al. Aman yarabbim. Gidelim o zaman.